Peki şimdi Huriye ve Tarık gelecekler. Onların da kararlarını öğreneceğiz. Hafta sonu nasıl geçti merak ediyoruz. Veterimiz varmış. Sonra da çiftimizi davet edeceğim. Size yoğun duygularla geldim buraya. Hı. Bir kere gördüm, aşık oldum. Şerife annemin özelliklerini de biliyorum. Onu da kabullenerek geldim. Bu Tarık nasıl bir Tarık Sual abla? Ben bir türlü kopamıyorum. Rahat bırakmıyorsun ki. 5 dakika oturup sohbet edemiyoruz. O yüzden kafamda çelişkiler oluşmaya başladı. Tarık önceki gretellerini değiştirdi. Ailemin isteği, o yüzden de Zor abla aileme de saygı duymak istiyorum. Bir Allah. Kızım da ona mücadele edecek. Tarık da ona mücadele edecek. Evet. İnşallah beraberinde. Abi bak ne güzel. Tarık. Örnek veriyorum, ben bu şekilde istiyorsa pazartesi yüzüğü getiriyorum, buraya takıyorum. Abla zaman gerek. Zuhal abla çok acele ediyor. Hemen yok yok ben. Ama nişan için erken, ama nişanlı olmazsa da görüşemeyiz. E ne yapsın şimdi yok, Tarık? Yok görüşürüz. Onun için kriterimi değiştiremem anne. Tamam ben de ailemin sözüne çıkmıyorum 3 dakikadan sonra. Oldu bitti o zaman. Evet oldu bitti. Evet olmaz. Ben eminim. Arkadaşlar emin misiniz? Yani bu şekilde Huriye nefes aldırmıyor Huriye, Şerif anne. Bilerek geldi kriterimizi. Bence hafta sonu oturun bir düşünün. Hoş geldiniz Huriye ve Tarık. İyiyiz canım, siz nasılsınız? İyi, idare ediyor işte. İyidir, idare ediyor işte. Sana selam getirdim de. Aleyküm selam. Çöpçülerimizin selamı hepsine var Başakşehir'den. Hepsine benden selamlar, sevgiler çok herkese. Çok izliyorlarmış severek. Allah kolaylıklar versin hepsine. Nasılsınız Oralıcığım? İyiyim Tarık'cığım, valla haberler sizde. Haber, görüşemedik abla hafta sonu. Aa, niye? Çalıştım o yüzden, zamanım yoktu. Ha sen çalıştın. Çalıştım evet, o yüzden görüşemedik hiç. Hmm. O da mesaj atmadı, ben de atmadım. Eyvah. Artık bir de görüşmüş olsaydık da çok sağlıklı olmayacaktı yine Zuhal abla. Yine Şerif annen gelecekti, o yüzden açıkçası ben de bilerek mesaj atmadım. Çünkü görüşemeyecektik yani tek. O yüzden bunlar iyi işaret değil vallahi. Bunu... Ben daha farklı bir şey bekliyordum sizden. Hani bir oturduk konuştuk. Bu böyle olmayacak ya daha da böyle. Daha çok soğuduk Zuhal abla, artık ne mesaj ne görüşmek, hiçbir şey kalmıyor arada. Dedim ya Zuhal abla, görüşmek istesem yine baş başa görüşemeyeceğim. O yüzden gerçekten bilerek aramadım, aslında arayabilirdim. Çok yoğun değildim, çalıştım ama yine Şerif annemin geleceğini bildiğim için yani bilerek mesaj atmadım açıkçası. Çünkü rahat hissedemiyorum kendimi. Yani anlatmak istediklerimi anlatamıyorum. Haklısın. Çekiniyorum yani, bir çekimsellik var o yüzden. Soğuduk artık diyor. İyice koptuk diyor Huriye. Ben soğumadım kendisine ama işte bu yok, bu şekilde olduğu için. Yok yok, soğudu Zuhal abla. Soğudu mu? Hissediyor musun bunu? Evet hissediyorum. Eskiden daha candandı bana. Soğukluk girdi araya. Kriteri o değiştirdi. Benim kriterim ona uymuyor artık, onunki bana uymuyor. O da kriter çıkardı. Kriterler arasında böyle... Artık olmayacağını anladık biz de. Oldunuz adeta yani. Abla ailemle sonuçta saygı duymam lazım o yüzden... Valla arkadaş onu bunu bilmem. Öyle sevgi, aşk, emek, kriter mriter dinlemez. Yani gerçekten birbirinizi istiyorsanız, bu yola baş koyarız derseniz öyle bütün kriterler ortadan kalkar. Bütün engelleri kaldırmak da sizin elinizde. Yeter ki isteyin. Demek ki istemiyorsunuz artık. Zuhal abla o zaman biraz fedakarlık gösterecek Şerif annem. Karşılıklı. Biraz yardımcı olacak. Hiçbir şekilde yardımcı olmuyor yani. Diyorum ya, bir saat bile görsek yanımıza geliyor. O yüzden sıkıntı oluyor benim için. Yani rahat olamıyorum. Buraya annene söylemedin mi? Anne biraz bir hani artık... Hiç kendisi de yardımcı olmuyor. Şerif anne de yardımcı olmuyor. O baştan beridir diyoruz ya abla işte. Ben öyle yapamam, gezemem tek. Hayır ama şimdi ilişkiniz çıkmaza girdi. Farklı bir boyuttasınız artık. Yani bir sorun var. Ve hani bitmeye yakın bir durumdasınız benim gördüğüm. Evet ya. Hani bunları konuşmak için en azından bir baş başa bir saat. Onlar da baş başa konuşamadık ya abla biz. Ama konuşmanız lazım. Mesaj işte. Bile doğru düzgün cevap vermiyor ki attığım mesaja Zuhal abla. Benle oturup ne konuşacak bilmem ki.
Cevap niye yazmıyorsun? Mesajlara da müdahale etmiyor herhalde. Şaka yazdım. Falan bir şeyler yazıyorum. Şakadan gülsün diye takılıyorum. Yine cevap vermiyor. Zor abla cevap yazdım. Cevap yazmadı. Nereden? Ben hep attım mesajlara. Gösterebilirim telefon arkada. Bazen. Ama yoğunum. Hafta sonu çalıştım. Yani hafta içi zaten biliyorsun burada oluyoruz. Hafta sonu da aileme yani işte oluyorum ben. Yani çalışmam gerekiyor o yüzden. Ama cevap da verdim ben hepsine. Her attığın mesajlara verdim. Evet verdi de bazen tamam çok neden vermedi oluyor. Diyorsun o zaman? Bazen çok geç oluyor cevap verme. Ya sen ilgi bak ben sana ilgi göstermek çok istiyorum ama işte yalnız kalamıyoruz. O yüzden de dediğin gibi soğukluk giriyor araya biraz. Artık locadaki beyefendi muradına ermiştir. Kim o ya? Kim muradına ermiş? Hatta oradan güzel güzel bakıyor. Hoşuna çok gitmiş. Değil mi kardeşim? Evet. Yok İbo, artık. İbo'ya Tarık bence şu an kıskançlığın sırası değil. Farkında mısın? Neden kıskanayım ki? Sen beni hiç sayıp İbrahim'e buradan lafı Tarık atarsan ben seni diyor. Niye sayayım bir ki? Bir dakika kardeşim. Bir saniye dur bir konuşsun Tarık. Neden ben seni kıskanayım ki? Hiç de kıskanmıyorum. Ben eminim. Sevinir artık. Bakma böyle sen şey var mı? Sen bakıyorsun diyor. Evet ben gördüm abla senin şimdi. Senin gözün yanlış görmüştür. Bence senin de gözün yanlış görmüş. Neden o zaman takip ediyorsun? İbrahim'e baktın nereden gördün? Ben bir kere baktım öyle güzel beyefendi takip ediyorsun mutlu demek ki. Takip ediyorsun demek ki. Şimdi benim anlamadığım konu ben şimdi burada gelmişsiniz ilişkiniz bitmiş tartışma yapıyorsunuz kendi aranızda beni niye ortaya katıyorsun? Ben ne sevineceğim ya? Cuma günü de bu söylediniz ilişkinin burada. Bu ilişkinin bozulmasının zaten sebebi sensin. Çoğu sebebi de sensin. Sana önce demedin mi Huriye? Tarık'ın kriterleri değiştirdi. Bir de diyorsun ki annem bozdu Huriye diyorsun. Ya Huriye sen az önce demedin mi? Tarık'ın kriterleri değişti. Bizim kriterlerimiz belli. O yüzden anlaşamıyoruz demedin evet, mi? Evet anlaşamadık da o sorun onda hayır, da var. Sen sorunu kendin söyledin az önce. Bakıyor diye. Ben de bu sefer söyleyeceğim. Gerçekten sen bakıyorsun. Yani, geçen de söylemedim ama şimdi yıkaladım. Sen bakıyorsun. Zaten ayrılmamız hoşuna gitti ya. Onun için güzel takip ediyor. Teşekkür ederim. Ya ben nerede takip edeceğim? Hep aynı yerimde oturuyorum Huriye. Siz konuştuğunu... Bak ses nereye gelirse insan oraya odaklanır. Anladın mı? Sen konuşurken ben arkaya bakamam. İbrahim sen Tarık'la ilk benim çay götürdüğüm gün elini şöyle yapıyorsun. Ben seni ne eski videolara baktım. Ha ne yapmış? Elini böyle yapıyor. Demir abiye bir şeyler söylüyordun. Sen ta o gün istemedin ne bu zaten. Muradına ermişsindir şimdi. Ne zaman? Elini böyle yapıyorsun. Videoların birin yani Tarık'ı ilk çıkardığımda çaya... Sen ne anladın o elinin hareketinden onun? Yani sinirlenmiş açıkçası. Ha. Böyle Demir abiye bir şeyler söylüyordu. Ben anlamıyorum ki ya. Bak yine ses tonum değişti. İşine gelmedi anlamazsın. Vay. Şimdi bir. Artık konuşayım. Konuş zaten. Tarık sana sözüme susma. Girme geliyorum. Birincisi. Siz ne zaman burada birbiriniz hakkında karar anındayken. Hep bana laf atıyorsun. Sen mi ben mi? Bak ben senin hakkında hiçbir şekilde burada konuşma İlk yapmadım. İlk önce sen atmazsan ben birincisi, taş atmam. Birincisi Huriye. Orada adam sana teklif ediyor, evlilik teklif ediyor. Sen diyorsun ki İbrahim bana bakıyor. Takip ediyorsun ki yani güleceksin neredeyse. Arkadaşım ben kimseyi takip etmiyorum. Bak burada kim olursa olsun. Sen demedin mi annem bozdu? Asıl sen karıştırdın ortalığı. Ya ben artık Zuhal abla beni de buraya alır mısın? Zaten locada kimse. Ben de burada oturmak istiyorum artık. Locada kimse kalmadı. Herkes seyircinin önüne oturuyor artık. Vallahi zaten. Abla ben anlamadım. Ben de oraya oturacağım. Cuma günü annesi dedi ki Şerife teyze. Anneni hatta... sevmiyorum diyorsun bakıyorum da oraya bile oturmak istiyorsun. Ha o ne demek? Ben annenin yanına oturacağım demedim annemle ki. Annemle oynuyorsun bizi takip ediyorsun. Sen aslında seviyorsun da burada sevmiyorum ben... sevmiyorum. Zuhal abla ben de bir şey fark ettim. Söyle ben de bir şey fark ettim. Ben de... çok ciddiyim bu konuda. Huriye'nin dikkatli bir şekilde İbo'yu takip ediyor. Konuş Tarık artık konuş. O lafına çünkü, katılmıyorum. Çünkü yaptığı çok her şeyi yanlış. Kelime kelimesinin hepsini biliyor. Yani takip etmese hiçbir şekilde kelime kelimesini bilmez.
İbrahim'i vitala bile çünkü yakaladım böyle. Tamam, ben bir şey söyleyeceğim. Niye Roji oturuyorum dedim. Dur bir tane Şerife abla konuşsun artık. Niye Tarık Peker'le ben Roji oturacağım, bana teklif geliyor kızlardan, mesajlardan, bana talip çıkacak diye. Evet, bunun için kriter değiştiriyor. Tamam, madem benim kızım İbrahim'e bakıyormuş ya, öyle söylüyor. Sen Peker'le geldin de kime bakıyormuş, kim varmış bu Roji'de acaba? Ben onun hesabını da isteyeceğim şimdi. Konuşacak bir şey bulamadım. Yapmayın Şerife teyze, yapmayın bak. Tabii Şerife burada abla, ilk geldiğinizde söyledim. Sen bırak İbrahim'i de yani. Ben damat Tarık... adayımdan laf cevap istiyorum, İbrahim karıştırıyor ya her şeyi. Allah Ama şu anki sorun, Tarık diyor ki biz hafta sonu görüşemedik. Çünkü eminim arasam Şerif abla da gelecekti, gene konuşamayacaktık diyor. O yüzden aramadım. Şimdi bir şey söyleyeceğim Zuhal Hanım, zaten öyle söyleyecektim. Gene ortada bir karışıklık oldu. Aynı onun cevabını vermeyi düşündüydüm. Peki. Ben şimdi onları bir saatte, 12 saatte bıraksam bu işi hani kriterinden vazgeçip doğru dürüst benim dediğim şekilde bir evlilik geçirecek miymiş Tarık? Tamam, bilemeyiz ki. O zaman ben de sorayım. Bir saat, iki saat değil, daha sonrasında bizi rahat bırakacakmışsın Şerif anne. Bir saat, iki saat bırak da biz konuşmak için, ama daha sonrasında yine işte rahat olacağız. Bıraktığım zaman ben, sen bir saat istersen, ben iki saat bırakmış olsam, sen hani benim dediğim şekilde bir ve kızımın istediği şekilde bir evlilik geçireceğine yani emin misin? Ya şu şekilde olmayacak tabii. Ben tabi, ailemin... hiç güvenemedim sana. Daha sorun güvenden aramaz söylüyorsun var ama bize. Bir buçuk... gerçekten aşık olsaydın, sevseydin, bu kadar sorunlara rağmen burada oturduğun dakikadan beri İbrahim'in adını, üçüncü bir şahsın adını almazdın. Benim... Sevseydin böyle yapmazdın. Aşık olsaydın yapmazdın. Tarık sana çünkü arka tarafta iki de bir sürekli İbrahim'e laf atıyorsun diye kıskançlığa başladı, bilmiyorum. Benim kızım hiçbir zaman aşık demedi, kusura bakmayın. İşte. Aşık olanları çok gördüm. Benim kızım hiçbir zaman aşığım demedi. Aşık olan kişiyle yorum yapıyor ama aşıklığını bir gün dahi sürdüremiyor. Ama ben etkilenseydim ama, evet, o aşıklığını bile kadar bir gün dahi sürdüremiyor aşıklığını. Şey... Her şeyle yalanla dolanlar, herkes biliyor efendim başından gördüğü halde. Peki Zuhal Abla, bir şey soracağım. Gitti bir şey. Aşık edilmiş neden ağlıyor benim için? Ben onu da çok merak ediyorum. Efendim? Aşık değil ama neden ağlıyor benim için? Sor kendisine. Ben onun için ağlamadım en çok da. Tamam, o zaman senden için... evet etkilendim, sevdim ama ben dertlerim, çektiğim sıkıntılar beni doldu taşıdı. Tamam, benim o zaman vicdan rahat olsun, benim için ağlamıyorsun. Evet, sen tamam. Benim için bir damla ağlamazsın. Ben çünkü benim ben için ağlamadığını biliyordum. O yüzden sormak istedim, emin olmak için sordum. Ama yapma Huriye, hiç mi duygun yoktu Tarık? Ama Zuhal abla, ben burada o gün ağladım, hiç gelip baksana rahat rahat, hiç insan birazcık... Ben o hareketini ben içime şey kapanık birisiyim. Belki içimden çok üzüldüm. Belki içten içe üzüldüm. Evet. Hem de soğudun artık sen bana. Bak mesaj atıyormuş, sonuçta... esprili şeyler yazıyormuş sana, cevap yazmıyor. Ben sevdiğim bir kişi olursa yanından peçeteyi alırım. Ağlama, ben seni candan ciğerden seviyorum derim, gözyaşlarını silerim. Yalan. Şimdi kızım İbrahim, bak. Dikkat edin konuşmalarına. İşte... Ya... İlişkinin İbrahim ilk başında... ben senin yerinde olsam hiç konuşmam. Yok mesela. Konuşacağım abla, çünkü laf atıyorlar, konuşmak istiyorlar ki laf atıyorlar. Burada ilk başta çocuk size teklif ederken dedin ki anne sen karışma, ben zaten dedim bunun bir açığını yakalamaya çalışıyorum. Sen elin teklifini bu... Ma, sen elin teklifini lafı bir yere getiremiyorsun. İki lafı bir yere getiremiyordun. Bunu herkes biliyor. Ben yok, bilmesem bilenler sağ olsun. Şerif abla. Yine senin önünde saygıyla önümelik diyorum. Ama senin yaşadın de ölüm ben bir kere. Önemli sen olan... benimle hiç muhatap olmaya gerek yok. Senin yaşadın de ölüm. Biraz saygılı davran. Bak sen burada hani güzel konuşsan, o kadar çok yorum üstümüze gelmesin, annene de geliyorsun ağına ki. Belli diyorsun her şey. Yok benim canım. Kızım sizin üstünüze gelmiyor. Ben niye burada kimseyle hiçbir adayla o kadar benim bu zamana kadar girmedim. Bir saniye. Benim bu zamana kadar sana saygısızlığım oldu mu? Ben sana ne oldu diyorum? Mu? Senin yaşadığın değilim. Oldu mu benim sana sürekli oldu mu? Sürekli böyle benim hani buradaki hiçbir Allah'ın kuluna saygısızlığım olmamıştır. Ben ne konuşuluyorsa seçe seçe konuşurum. Ama sürekli geldiğinizden beri bana laf sokmaya çalışıyorsunuz. Sürekli... Yok. Ne için? Cevabını vermek zorunda laf sokuyor. O veriyorsan o zaman benim sorduğum soruya göre cevap vereceksin. Benim geçmişimle yargılayamazsın. Şimdi beni burada konuşturma. Sen de benim geçmişlerime, kızımın geçmişlerini, sevgilisini, sevdiğini, sevmediğini, ben sadece ne yaparsa işte kriterlerini, her şeyini yargılayamazsın o zaman. O zaman ben sana şöyle söyleyeyim Şerife teyze. Sen de yargılayamazsın.
Bir kelime söyleyeceğim, bundan sonra da hiçbir şey söylemeyeceğim. Bence de söyleme. Bir saniye Zuhal abla. Huriye sizin gibi. Sizin gibi. İbrahim kendinize gelin. İbrahim, Şerife abla, lütfen canlı yayında olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyorum sizlere. Birbirlerimize hitap şeklimize, söylediğimiz, sarf ettiğimiz kelimeleri, cümleleri lütfen dikkat edelim. Kimse zor durumda kalmasın. Lütfen saygı çerçevesinde bir şey konuşalım. Tarık ve Huriye. Zuhal abla, dediğim gibi Şerife Hanım'ın düşünceleri hiç değişmeyecek. Çünkü hiçbir şekilde değişmeyecek. O yüzden zor yani, çok zor. Bitti mi? Yani öyle olması gerekiyor. Çünkü ailem de kesinlikle kabul etmiyor bu şekilde. Ailen de kabul etmiyor. Evet, çok fazla üzülmeden bence söyleyeyim yani. Huriye? Evet Zuhal abla ya. Hemfikir misin? Hı hı. Evet. Ayrılıyorsunuz yani. Aynen. Şerife abla, bitti. Onunla ayrıldıktan sonra Zuhal Hanım, ben de izin veririm. Ben de aynı. Onun kriteri bize uymuyor, bizimkine uymuyor. Son noktayı koymak daha güzel olur. Peki, siz bilirsiniz. Hayırlısı olsun hepiniz için. Anlamışım. Evet, maalesef Huriye ve Tarık ayrıldılar. Şimdilik alayım sizi dışarı. Yarın tekrar görüşürüz. Ayrı ayrı gelecekler. Görüşürüz. Evet, Şerif abla da çıkıyor. Peki. Hayırlısı diyoruz.